Son köşe noktalarımıza geldik. Bakın. Kısımlara da batıyorum. Bakın şu ilk başladığım noktaya da batıyorum. Dediğim gibi burada bir potluk boşluk oluşmasın diye. Bu noktaya da şöyle biraz alt kısımdan batacağım. Bu şekilde tamamlıyoruz. Şimdi birleştirmeyi yapalım yine. Beyaz zeminde olduğu gibi. Ve bir 3-5 santim kadar ipimizi keselim. Kestikten sonra ilmekten çıkarıp ilk başladığımız ikili trabzanın tepe boşluğundan arkaya çekiyorum. Geldiği noktadan ipi bu şekilde. Şimdi arka kısma uygun olan boşluklardan geçirerek bu ipi gizliyorum. Bu şekilde fazla kalan uç kısımlarını da gizlemiş olduk. Şimdi düzleyelim. Ağır olan kısmı bu, yani çok fazla öreceğimiz noktası bitti. Artık kulak var. Gözlerimiz kaldı. Bakın kenarlardaki muntazamlığı görüyorsunuz. Herhangi bir köşelenme olmadı. Tamamen yuvarlak, güzel bir görüntüsü oldu kenarlarda da. Burun kısmında bu şekilde ördük. Dediğim gibi mantığını anlatmaya çalıştım. Son iki sıramızda beyazda çiftleri farklı noktalara battık. Turuncuda da hepsini tek batarak, da kenar kısmını düzlemiş olduk. Şimdi bu noktada bakın şöyle iyice yerleştirip misina ipiyle, daha önce de göstermiştim bakın. Şöyle sihirli ip diye geçiyor. Böyle ince bir iple dikmeye başlayacağız. Ama dikmeden önce ben şimdi hemen kulakları ve gözleri örmek istiyorum. Kulakları ve göz ördükten sonra da dikiş işlemini tek seferde başlayıp bitirmek istiyorum. Şimdi artık kulak yapımına geçebiliriz. Sıfa gitti yarn. Siyah pen ipimi aldım. Yine tığım 8 numara. Sihirli halka yapıyorum. Daha önce sihirli halka nasıl yapılır detaylı videosunu paylaşmıştım. Yine videomuzun açıklama kısmına linkini bulabilirsiniz. Sihirli halkamıza bir iki zincir çekiyorum. Doluyorum. Sihirli halkamızın içerisine batıp ikili trabzan örüyorum. İkisini birlikte, doladım. Tekrar batıyorum. İkili trabzan örüyorum. Zincirle beraber 3 tane ikili trabzanımız oluyor. Burada bu kısa kalan ipi çekiyorum. Topluyorum sihirli halkamızı. Bu şekilde topladım. Oradaki kısa ipi bıraktım. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekip çeviriyorum. Doladım. Gelen ilk boşluğa batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Doladım. Tekrar bir sonraki boşluğa 2 tane ikili trabzan örüyorum. Ve bakın buradaki son boşluğa da 2 tane ikili trabzan örüyorum. İkinciyi battığımda son ikisini birlikte çekmiyorum. Turuncu ipimi alıyorum. Turuncu ipi tığımızın ucuna takıyorum. Bu noktada örgümüzün düz yüzeyi burada olacağı için bu turuncu ve siyah ipi gizleyerek öreceğim. 1, 2, 3 zincir çektim, doladım. Gelen ilk boşluğa bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir sonrakine çift batıyorum. Bir sonrakini tek batıyorum. Bir sonrakine çift batıyorum. Bu arada siyah ve turuncuyu gizleyerek örüyorum. Şu siyahı keselim. Siyahla bir işimiz kalmadı. Zincirde sayarsak 2 tek 1 çift. 1 tek 1 çift yapıyoruz şimdi. Noktaya çift batıyoruz.
ve iki tekle bitiriyoruz. Köşe noktaya da batıyoruz. Ve 1, 2, 3 zincir çektik. Çeviriyoruz. Tekrar 2 tek 1 çift yapacağız. Sonrasında 4 tek 1 çift yapıp 2 tek 1 çiftle bitireceğiz. 2 tek 1 çift. 1, 2 tek 1 çift. Bu noktaya 1 2 3 4 tek 1 çift yapıyoruz. Tekrar aynı noktaya 1 çift battık. Bakın şöyle düzleyelim. 2 tek 1 çift, yani gelenlik boşluğa da battık. 2 tek zincirle beraber 2 tek 1 çift. 4 tek, 1, 2, 3, 4 tek, 1 çift. Şimdi 1 ve 2 noktamız kaldı. 2 tekle bitiriyoruz. Bu noktayı da bu şekilde şöyle düzleyelim. Bu arada şuradaki siyah kalan ipi de gizleyeceğiz. Arka noktaya. Şurası düz kısmı olacak. Bu nokta ters kısmı. Ters kısmından daha küçük numaralı bir tığ ile siyah olan sihirli halkanın ucu olan ipi aralardan geçirerek sihirli halkanın ipi olduğu için çok kısa gizleyip kesmeyin. Birazcık uzun bırakarak kesin ki paspasımızı makineye attığımızda filan çok sarsıldığında sökülme yapmasın. Bu paspasları makinede rahatlıkla yıkayabilirsiniz. Ben birkaç tane paspas örmüştüm Penyip'ten. Yıkayıp sürekli kullanıyorum. Haftada bir, bazen iki kez bile yıkadığım oluyor. Hiçbir problem olmuyor. Bu kadar gizlemediğimiz yeterli. Sonra kesiyorum. Fazla kalan ipi de bu şekilde temizlemiş oluyorum. Şimdi devam ediyoruz bir üst sıraya. Bir üst sıraya geçiyoruz. 3 tane zincir çekiyorum. Yine 1, 2, 3 zincir çektim. Çeviriyorum. Gelen ilk boşluğa değil, bir sonraki noktaya batıyorum. İkili trabzan örüyorum. Şimdi bu noktada yeteri kadar artırma yaptık. Şimdi artırma yapmadan örmeye devam ediyoruz. Hepsine tek batarak örmeye devam ediyoruz. Hepsine tek batıyoruz. Biraz hızlı örüyorum. Sayıları söylüyorum. Umarım anlaşılıyordur. Video çok uzun sürsün istemiyorum. O yüzden çabuk çabuk örüyorum. Hepsini tek battım bakın. Son noktaya da batıyoruz. O 3 zincirlik kısma. Bu noktaya batmazsak eğer sürekli eksilir. O yüzden bu köşeye sürekli batacağız. Başlangıçta bir bırakıyoruz zaten biliyorsunuz. Normal örerken bir tane atlayıp bir sonrakine batıyoruz. Şimdi bu şekilde 1, 2, 3 zincir çektim. Tekrar çeviriyorum. İlkini bırakıp ikincisine batıyorum. Bu şekilde yine hepsine tek batarak öreceğim. E, 2, 4, 5 sıra olacak. Şimdi bu sırada 1, 2, 3, 4. sırada ortada bir eksiltme yapacağım. Göz kararı 5 sıradan oluşuyordu. Şimdi şu orta kısma geldim bakın. 2 zincirde sayarsak 2, 4, 5 tek ördüm. 6. noktaya batıyorum. İkili trabzan örüyorum. İkisini çektim. 2 ilmeğimi tığımda bıraktım. Bu noktada bıraktım. Doladım. Bir sonraki noktaya battım. İlmek çıkardım. İkisini birlikte ördüm. Bakın bu şekilde fıstık yapar gibi düşünün. Bıraktım. Doladım. Şimdi bu 3 ilmeği tek seferde çektim. Doluyorum. Bir sonraki noktaya batıp sıra sonuna kadar tek devam ediyorum.
tek şekilde batacağız. Bir defa eksiltme yaptık sadece. Son noktaya da battık. Bakın şöyle. 3 zincir çekiyorum. 2, 3. Çevirdim. İlk noktayı bırakıp ikinci noktaya batıyoruz. Gelen ilk boşluğa değil, ikinci boşluğa. Ve hepsini tek örerek kulak kısmını tamamlıyoruz. Bir defa eksiltme yaptık sadece. O da 4. sırada. Ortadan eksiltme yaptık. Onun da zaten tepe boşluğuna batıyoruz. Orada bir tane eksiltmiş olduk. Pen ip olduğu için bir tane eksiltme bile çok önemli olabiliyor. Artırma vesaire. Şimdi son noktaya da batıyorum. İkili trabzan örüyorum. Ve bir zincir çekip zaten düğüm gelmiş. Bu noktadan kesmeyeyim. Şöyle düğümü açmaya çalışayım. Evet, düğümü açtım. Bu noktada ipimi çıkardım. Normalde biraz daha uzun bırakacaktım. Şimdi bu ipi ucuna diğer bir ipi yine dikeceğim. Sebebi de şöyle diğerini de göstereyim. Bakın diğer kulağı da hazırlamıştım ben. Şöyle düzleyelim en son ördükten sonra. Bakın. Bu şekilde bunu biraz uzun bıraktım. Sebebi de paspasımıza monte edelim diye dikiş iğnesiyle dikeceğiz. O yüzden bitirirken uzun bırakmanızı tavsiye ederim. Benim ipimde düğüm çıktığı için ben bu şekilde kısa bıraktım. Ama en son ben ucuna israf olmasın tabii ki buraya da kesip atmayacağım. Dikeceğim yine bir parça ip. Sonra dikmeye devam edeceğim yine. Şimdi beyaz kısmını örelim. Bakın daha önce hazırlamıştım zaten. Bu şekilde gelecek. Bu noktaya şöyle başlayalım beyaz kısmını örmeye. Beyaz ipimizi alalım. Tam sayılarına bakalım. Yine sihirli halka ile başlıyoruz yapmaya. Sihirli halkamızı oluşturuyoruz. Aynı siyah da başlangıç yaptığımız gibi. 1, 2 zincir çekiyorum. Doluyorum. 2 tane ikili trabzan örüyorum. İkisini birlikte, ikisini birlikte. Bu ipi çekiyorum. Bu şekilde çekebildiğimiz noktaya kadar çektik. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekip çeviriyorum. Gelen ilk boşluğa batıp ikili trabzan örüyoruz. Doladık. Bir sonraki boşluğa battık. Doladık. En son 2 zincirlik olan kısma bir tane ikili trabzan ördük. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Döndürdük. Çevirdik. Gelen ilk boşluğa batıyoruz. İlk boşluğa battıktan sonra bu noktaya çift batıyoruz. Bir sonraki noktaya. İki tek bir çift oldu. Şimdi iki tek bitiriyoruz. Üçüncü noktaya da batalım ve bitirelim. Şimdi 1, 2, 3 zincir çektik, çevirdik. Gelen ilk boşluğa batalım. Tekrar 2 tek 1 çift yapıyoruz. Bu noktaya. Sonra 1 tek yapıyoruz. Tekrar 1 çift yapıyoruz. 2 tek 1 çift, 1 tek 1 çift ve 2 tekle bitiriyoruz. İki tekle bitirdikten sonra 1, 2, 3 zincir çekip çeviriyoruz. Burada gelen ilk boşluğa batıp bütün boşluklara birer tane ikili trabzan örüyoruz. Hepsine birer tane batıyorum. Sıra sonuna kadar
Ve burada bir zincir çekip kısa ipimden şöyle bir 3-5 santim kadar kesiyorum. Ve ipimden tam bu şekilde ilmeği çıkarıyorum ve sıkılıyorum. Şimdi daha kısa bir iple, özür dilerim, daha küçük numaralı bir tığ ile bu çıkardığımız ipleri arka ters kısma, arka kısma gizleyeceğiz. Tepeden anlarsınız zaten. İlk düz kısım, etek kısmı da düz denk gelecek. Özellikle şu sihirli halka yaptığımız tepe boşluğu, tepe noktasını iyi gizleyelim ki sihirli halka açılmasın kullanılan sırada. Bunu iyice gizleyelim. Bu şekilde aralardan geçirip yine diğerinde, diğer uçtaki ipi de bu şekilde aralardan geçirerek gizleyelim. Fazla olan uçları aldım. Şimdi örgümüzü düzleyerek bakın bu şekilde dikeceğiz iki parçayı da. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi bunları dikmek için dediğim gibi misinalı böyle sihirli ipler var. Benim ipim bayağı karışmış. Bakın. Çok görüneceğini sanmıyorum ama bu şekilde İpimin markası da bu şekilde. Böyle sihirli ip kullanacağız. Ben şimdi göz kısmını yapacağım. Tabii dikmeden önce. Kulakları kenara ayırıyorum. Şimdi gözleri yapalım. Gözleri yaptıktan sonra da artık kulakları, gözleri ve burun kısmını bakın şu anda monte değil. Dikmeye başlayalım. Şimdi artık göz kısmına geçebiliriz.